Herkese merhaba. Bu videoda Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim ve Mart ayında okuyacağım kitapları göstereceğim. Çok fazla kitap okuyamadım. O yüzden bu iki videoyu birleştirmek istedim. Üç tane kitaptan bahsedeceğim. Bir tanesi daha önce okuduğum kitap fakat geçen Videomu izlediyseniz eğer orada bahsetmeyi unutmuşum kitabı. Yani kitaplığımda bayağıdır beklediği için yorum videosu gelecek gelecek demiştim. Ama bir türlü onu paylaşma fırsatı bulamamışım. Onu da ekledim. Toplamda 3 tane kitap okudum diyebilirim. İlk okuduğum kitap gerçekten hakkını vere, vere okuduğumu düşünüyorum. Ayfer Tunç'tan Kapak Kızı kitabını okudum. O kadar güzeldi ki yani yazarın kalemini ben çok sevdim. Ve gerçekten herkesin dediği kadar varmış yani... İyi ki de bu seriyi almışım ve gerçekten çok merak ediyorum diğer kitaplarda neler yazmış. Bu kitabı böyleyse eğer diğerlerini düşünemiyorum bile o kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum şimdiden. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu kitabı sevmeyen de var ama seven de var. Ben seven taraftanım. Yani bunu sevdiysem demek ki Osmanlı ya da Yeşilperi Gecesini okuyunca neler hissedeceğim. Yani gerçekten böyle efsane olacak benim için o okumalar. Bu kitaptan bahsetmem gerekirse... Kitap genel olarak bir trende geçiyor diyebilirim. Üç kişinin görüşünden okuyoruz kitabı. Tren yolculuğunda üç kişi birbirini tanımıyor aslında. Ve bir dergide Şebnem'in fotoğraflarını görüyorlar. Yani kapak kızı olarak Şebnem'in çıplak fotoğraflarını görüyorlar. Ve onların düşüncelerini okuyoruz o dakikadan sonra. Yani sonrasında da mesela burada bir tane Ersin var. Yine bir kız daha vardı adını unuttum. Ersin Selda. Radyocu Selda var. Ersin var. Ersin de bankacı. Bir de orada çalışan, vagonlarda böyle yemek götürüp getiren bir Bünyamin karakteri var. Bu üç kişi aslında bu fotoğrafı gördükten sonra görüşlerini okuyoruz, hayat hikayelerini okuyoruz, Şevdem'le ilgili düşüncelerini okuyoruz ve bir şekilde Şevdem'in hayatına dokunduklarını da okuyoruz aslında. Gerçekten böyle bazı yerlerde şaşırdım. Hani beklemiyordum açıkçası okurken. Yani bu kadar da ...tesadüf falan diye böyle bir şaşırmalarda yaşadım aslında. Genel olarak ben çok sevdim. Şebnem burada hiç konuşmuyor. Biz onu başkalarının gözünden dinliyoruz. Ama gerçekten onun hayat hikayesini bunu okuduktan sonra çok merak ettim. Çünkü onun da düşüncelerini öğrenmek isterdim. Yani herkes onunla ilgili bir şeyler söylüyor. Ve herkes onunla ilgili bir düşünceye sahip. Ve yaptıklarını herkes yanlış buluyor aslında. Ama bence Şebnem'in bir planı var. Bu yüzden bu yaptıklarını bu hayatı seçtiğini düşünüyorum. O yüzden diğer kitaplarını gerçekten çok merak ediyorum. Kısaca konusu bu şekilde ilerliyor. Yani bir yolculuk esnasında insanların duygularını, düşüncelerini okuyorsunuz. Hani böyle çok düz bir kitap. Hani böyle wow ne oldu falan diye bu şekilde şaşırmalar olmuyor ama yazar öyle bir yazmış ki asla elimden bırakamadım. Böyle bir çırpıda okuduğum bir kitaptı ki biliyorsunuz son zamanlarda ben çok fazla kitap okuyamıyorum. Her videoda söylüyorum ama hani bunu her fırsatta okudum diyebilirim. Gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Tek sıkıntı sonu böyle çok şey bitti. Yani böyle bir anda bitti diyeyim. Hani bazı şeyleri yarım kaldığını düşünüyorum. Mesela Bünyamin karakterinin bazı sıkıntıları vardı. Onlar ne oldu? Hani ne yapacak? Diğer kitaplarda onu okuyabilecek miyim mesela? Ya da diğer karakterler de aynı şekilde bazı olaylar anlatıyorlardı. Onlar sonuca bağlanmadı bir tek sıkıntı orada bence. Ki bence beğenmeyenlerin de %90'ı bence o yüzden beğenmemişlerdir bu kitabı diye düşünüyorum. Ama ona rağmen bile çok güzeldi. Ben çok severek okudum. Bir sonraki kitabıma hemen geçiyorum. Bir diğer kitabım. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabı. Yazardan okuduğum ilk kitap. Böyle bayağı popülerdi yani bence popülerdi. Ve okudum. <laughs> Genel olarak ne sevdim ne sevmedim diyebilirim. Yani çok fazla beklentimi karşılamadı. Yani böyle wow olmadı. Kitabın konusu kısaca şöyle. Ender bize çocukluk anılarını anlatıyor aslında. Yani Çetinle yaşadığı, Çetinle çok yakın arkadaşlar liseden beri ve aynı evde yaşıyorlar diyeyim. Sonrasında biz aslında Ender'in Çetin'e yazdığı bir nevi mektupları okuyoruz. Yani sürekli Çetin'le konuşuyormuş gibi bize böyle bir şeyler anlatıyor. Geçmişini anlatıyor işte neler olduğunu, o an neler düşündüğünü anlatıyor ve arkadaşlıklarını, dostluklarını anlatıyor Çetin'le birlikte. Ve daha sonra Fikret adında bir tane de yakın arkadaşları var. Bu yurt dışına gidiyor ailesi öldüğü için. Aynen öyleydi. Ve bunun da bir kız kardeşi var Nihal diye. Bunlara emanet ediyor bu kız kardeşini ve bu üçü aynı evde yaşamaya başlıyor ve daha sonrasında bu iki arkadaş aslında Nihal'e aşık oluyor sonrasında ve biz bunu okuyoruz diyebilirim kısacası yani konusu bu şekilde ilerliyor çok aşk kitabı gibi de değil de sanki böyle bu Enderle Çetin'in ilişkisi çok farklı geldi bana hani böyle daha çok dostluk değil de daha farklıydı gibi ama tam da yazar öyle anlatmak istememiş ne demek istediğimi anladınız bilmiyorum ama yani Bilmiyorum. ilişkileri gerçekten çok dost, dostluk gibi de değildi ama dostlardı da diyebilirim. Yani böyle farklı bir ilişkileri vardı. Yani iki erkek arkadaşım bu kadar yakın olmasını ben biraz garipsedim aslında kitabı okurken. Ee, bu şekilde ilerleyen bir kitaptı. Yazım tarzını çok fazla sevmedim. Çok böyle basit ilerliyordu. Hani böyle edebi bir dil beklemeyin diyebilirim. Yani çok düz ilerleyen, çok da böyle sizi vav wow yapmayan. Sıradan böyle normal bir kitaplı diyebilirim. Yani çok fazla beklentim vardı ama bence beklentimi karşılamadı. Yani sevmedim. Yani çok fazla sevemedim bu kitabı. Bilmiyorum sevenleriniz var mı? Ama daha yazardan da başka kitap okumayı düşünmüyorum aslında. Benim için sondu yani. Şans verdim ama çok fazla bana hitap etmedi. Tabii ki çok seveni var. Bu kitabı aşırı seven vardı. Ben o kesime girmedim maalesef. Bir diğer kitabım. Bu kitabı bahsetmeyi unutmuştum işte size. Genç do genç bir doktorun anıları. Yazardan okudum ilk kitap. O kadar güzeldi ki yani kesinlikle e, klasiklerden gözünüz korkuyorsa kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Burada genç bir doktorumuz var. Böyle unutulan bir köye gidiyor ve orada doktorluk yapmaya başlıyor. Ama çok genç olduğu için ilk defa tecrübeleri olacak o köyde ve aslında bir yandan da korkuyor. Bir yandan da böyle kimseye bakmak istemiyor falan. Çok böyle mizahlı da bir dili vardı. Yani böyle size anlatırken e, Bazen kahkaha atabiliyorsunuz yani o kadar güzeldi bu kitap. Çok severek beğenerek okudum. Herkese tavsiye ederim. Ee, bazı bilimsel terimler vardı ama çok böyle sizi yormuyor. Bazı böyle ameliyat sahneleri vardı yine okurken. Ama anlayabildim yani böyle çok yorucu değildi diye, diyebilirim. Gerçekten beğendiğim bir yazardı. Hatta bir diğer kitabını da Mart ayında okumayı planlıyorum. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Gerçekten çok sevdim ya. İyi ki de okudum. İyi ki de okudum dedim yazarlardan yani geç kalsam da çok severek beğenerek okudum. Hani böyle herkese tavsiye edebilirim artık bu kitabı. Böyle dolu doluydu bence. Sadece son kısımlarda bir tane meslek taşını anlatıyor ya o kısımlar bence olmasaydı olurdu. Çünkü ben genç bir doktoru okurken çok eğlenerek okuyordum. Bir de öyle bir kış var ki zaten kapaktan da belli. Kitapta öyle bir kış var ki yani böyle dolu dolu üşüyorsunuz yani okurken. Gerçekten çok severek okudum nadir kitaplardan diyebilirim. Herkese de tavsiye ederim. Şimdi gelelim Mart ayında okuyacağım kitaplara. Toplamda 5 tane Aynen 5 tane kitap belirledim bu şekilde. İlk okuyacağım kitap Kapağında Bir Hayal Kitabı. Burcu Ünlü'nün İthaki'den çıkan bir kitabı. Çok kısa bir öykü kitabı araya almak istedim. Ve bunu da çok merak ettiğim için okumak istedim. Bir tane videomda hatta alışverişte bunun bahsetmiştim bu kitaptan bahsetmiştim toplamda. 60 sayfa. İlk öyküsünü okudum. Hoşuma gitti. Çok akıcı ilerliyordu. Bakalım diğer öykülerini okuyunca ne hissedeceğim. Bir diğer kitabım. Ömür İklim Demir'den Muhtelif Evhamlar kitabı. Bu şekilde. Gerçekten bu kitabı da çok merak ediyordum. Hatta bir iki tane daha kitabı var. Kum Tefrikaları diye. Aslında onu almak istiyordum ama son anda dedim ki öykü kitabıyla başlayayım. Belki sevmem o kitap da bayağı kalın ve pahalıydı. İlk olarak o yüzden bu kitapla başlamak istedim. Çok merak ediyorum. Umarım severim. Herkesin sevdiğini biliyorum bu kitabı. Ara ara böyle öykü okumayı da seviyorum. O yüzden listeme ekledim aslında. Bir diğer kitabım Gece Yarısı Kütüphanesi. Yine bunun da konusu çok şu aralar popüler ve çok hoşuma gitti gerçekten. Şurayı çok kısa okumak istiyorum. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı, yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Yani konusu böyle ya yani gerçekten çok güzel. Her kitap sevenin çok severek okuyacağını düşünüyorum ve böyle çok akıcı olduğunu söylüyorlardı. Umarım öyledir. Bu aralar çok fazla elime kitap alamıyorum. O yüzden bir çırpıda okuyabileceğimi düşünüyorum. Böyle bu kitabın da dokusu çok güzel. Merak ederek okuyacağım. nadir kitaplardan gerçekten. Bir diğer kitabım yine Genç Bir Doktorun Anıları kitabından bahsederken Mikhail Bulgakov'dan Köpek Kalbi kitabını okumak istiyorum. E, biliyorsunuz o kitabı çok sevdiğim için e, bu kitabı da listeme ekledim. Gerçekten e, bunun da nasıl konusu var bilmiyorum aslında. Konusuna bakmadan direkt yazar yazmış diye aldım aslında. Umarım güzeldir. Kısa da bir kitap zaten. Modern klasik okumayı seviyorum. Bu ayda bu kitabı okumak istedim. Bir diğer ve son kitabım. Ayfer Tunç'tan Yeşil Pere Gecesi. Ay çok merak ediyorum gerçekten. Yani var ya kapak kızını okuduktan sonra acaba Şebnem ne düşünüyor diye merak ediyorum. Bunun konusunu bilmiyorum ama Şebnem anlatıyor diye biliyorum bu kitabı. Aynen büyük ihtimal bu kitabı Şebnem anlatıyor. Şurayı okuyayım size. Güzelliğini zehirli bir sermaye olarak kullanan genç bir kadının hayattan öç almak için soyunmasıyla başlayan bir düşüş hikayesidir Yeşil Peri Gecesi. Yani Şebnem anlatıyor. <laughs> Gerçekten e, çok merak ediyorum. Yani yazara başladım ya aslında böyle bütün kitaplarını böyle alıp okumak istiyorum artık. Bu ay bilmiyorum okuyabilir miyim ama bayağı da e, cüsseli bir kitap. Umarım okuyup da bitirebilirim diye düşünüyorum. Kapak kısmından galiba ayraç çıkmamıştı ama bunun ayrıcı varmış. Şimdi fark ettim. Ee, kaç sayfaymış? Bakalım. 463 sayfa. Umarım e, okuyabilirim. Çünkü bunu gerçekten bu ay aşırı fazla okumak istiyorum. Benim göstereceğim kitaplar bu kadardı. Aralarında okuduklarınız ya da bu ay okumak istediğiniz kitaplarla eğer Benk geliyorsa yani aynı kitapları okuyorsak birlikte okuyabiliriz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresim Kitap Portesi. Yine aşağıya yazarım adresimi. Oradan beni takip ederseniz de çok memnun olurum. Orada böyle daha aktifim. Ee, YouTube'da çok fazla video paylaşamasam da orada böyle daha çok e, ne yapıyorum, ne ediyorum orada paylaşıyorum aslında. Yine yani dediğim gibi oradan ulaşabilirsiniz. Okumak istediğiniz kitaplar varsa bu gösterdiklerim arasında. Beraber okuyabiliriz, yorumlaşabiliriz ya da okuduysanız yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiğiniz mi sevmediğiniz mi özellikle Yeşil Peri Gecesi'ni okuduysanız yorumlarınız benim için değerli. Böyleydi bu videom. Çok da uzatmak istemiyorum. İki videoyu birleştirdim. Umarım böyle daha iyi olmuştur. Hem de daha fazla kitap göstermiş oldum. Şöyle. Daha iyi oldu bence. Bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.